Merhabalar, geldik 80. dersimize. Şimdi birkaç tane ben dersten önce logo aldım arkadaşlar Google görsellerden. İşte bir tane okul logosu, bir tane tur logosu, bir tane otel, bir tane bankayı temsil eden para ve bir de admin olmak üzere totalde 5 tane logo aldım ve bunları Hızlı Resim sitesine yükledim. Şimdi bunlar ne işe yarayacak biliyor musunuz? Bunlar şu işe yarayacak. Bizim şurada mesajlarımızda firmalarla ilgili bir görsel var. Ama bu görsel bu firmayı temsil etmiyor. Yani bize başlangıçta sunulan görseli kullanıyoruz. Temanın görselini. Ben istiyorum ki burada firmaların kendi görseli gelsin. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Firmalar içerisinde bir görsel sütunu dahil edeceğim. Firmalar tabloma sağ tuşa tıkladım. Design dedim. Design dedikten sonra bu firmanın son kısmına geldim. Diyorum ki görsel. Burada görsel isimli bir alan oluşturdum. Boyutu da envaçar 200 olsun. Çünkü resim yolu olarak tutacağım bunu. Bu şekilde kaydettim. Ardından Visual Studio'ya geldim. Visual Studio'ya geldikten sonra şimdi Entity'mi açacağım. Entity nerede? Modelin içinde. Şöyle Entity'mi çift tıkladım. Entity'mi açtım. Açtıktan sonra bakın firmalar. Nerede firmalar? Firmalar burada. Şu anda görsel diye bir sütun yok. Sağ tuşa tıkladım. Update Model from Database dedim. Ardından herhangi bir değişiklik yapmadan direkt finish diyorum. Bakın şifrenin altına görsel sütunu gelmiş oldu. Ve burayı kaydediyorum. Şimdi burası kaydı olurken firmalara geldim. Edit top 200 rows dedim. Şimdi ben bu firmalara birer görsel ataması yapacağım. Başlıyorum şöyle. Mesela education kısmında biz bunu şöyle bir dakika sağ tuşa tıkladım. Görseli yeni sekmede aç dedim. Şunu direkt alabilirim. Geldim bunu kopyaladım. Kopyaladıktan sonra okulla ilgili olan bu değeri firması eğitim olan kişi kimdi? Mesela bunlar. Bu firmaya yapıştırdım. Tamam mı? Ardından turizm firması vardı bir tane. Turizm firmasını da hemen verelim. Şimdi burayı kapatıyorum. Sen git turizm firması için sağ tuş görseli yeni sekmede aç dedim. Geldim. Şuradan dosyonu kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Buraya yapıştırdım. Devam ediyorum. Şimdi şurada bir bankacılık var. Bankacılık için şunu hemen yeni sekmede açalım. Açtım geldim bunu kaydettim. Kaydettikten sonra bunu da veri tabana dahil ediyorum. Ya bunu neden yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü arayüz çok daha güçlü bir arayüze dönecek. Ondan dolayı böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Devam ediyorum. Sonrasında ne var? Bir otel var. Oteli yeni sekmede aç dedim. Geldim bunu kopyaladım. Kopyaladıktan sonra bunu da şöyle şuraya yapıştırdım. Sektörünü de otel olarak değiştirdim. Firma 4'ün. Ve bir de admin var. Admin tarafını şimdi biz mesajlarda kullanabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Sağ tuş. Edit top 200 rows dedim. Mesajlar kısmında. Şimdi burada çok güzel bir ödev bırakabilirim size. Anlatacağım onu da. Tamam, burayı da anlatacağım. Mesajlar kısmı şimdilik böyle kalsın. Ondan sonra ne yapacağız şimdi? Mail adresi burada. Bize şimdi bir de görsel lazım. Peki ilişki var mı? İlişki yok. Bu ikisi arasında ilişki olmadan çekebilir miyim? Bir şeyler yapacağız. Orada belki bir alt sorguyla falan verileri getiririz. Şimdi ben istiyorum ki burada toplam mesaj sayınız kısmında bütün mesajları gör kısmı gelen mesajlara gidiyor ama gelen mesajlar diye bir sayfa yok zaten. Şu anda oluşturmuş durumda değiliz. O yüzden burası olmuyor. Şimdi Visual Studio'ya geri geldim. Şöyle şurayı kapattım. Biz parçalı bir de çalışıyoruz. Parçalı bir bize mesajları getiriyor. Mesajlarla ilgili hangi tabloda çalışıyoruz? Sebile mesajlar tablosu ile çalışıyoruz. Sebile mesajlar tablosunda burada bir görsel var. Bizim buraya görseli getirmemiz gerekiyor. Ama ilişki kurmadığımız için buraya görseli ben getiremeyeceğim. Neden? Çünkü buraya görsel gelmez. Çünkü bunların arasında ilişki yok. Bizim burada bir ilişki kurmamız gerekiyordu. İlişki kurarsak eğer o zaman görseli kolayca getirebilirim. Peki, şöyle yapsak olur mu? Şimdi ben bu diyagramı sileceğim. Çünkü silmezsem eğer hata verecek SQL. Şu diyagramı sildim. Sildikten sonra hemen yeniden oluşturuyorum. Şimdi çağrı detay, ardından çağrılar, sonra başka firmalar. Başka neyle neyin arasında ilişki vardı? Departmanlar, görev detayları, görevler ve mesajlar diyelim ve bir de personel vardı. Personel diyelim. Close dedim. Tamam, ilişki içerisindeki alanım
gelmiş oldu. Bunlar arasında ilişki var. Şöyle kaydediyorum değişiklikleri. Diyagram sıfır olarak kaydetsin. Bunda herhangi bir sorun yok. Şimdi benim burada iki tablo arasında daha ilişki kurmam gerekiyor. Bu ilişki kuracağım tablolar arkadaşlar mesajlar tablosu ile firmalar tablosu arasında olacak. Benim amacım burada tamamen mesajlardaki görsel değerleri getirebilmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Mesajlar tablosunun design kısmını açıyorum. Sağ tuş design dedim. Aynı şekilde firmalar tablosunun da design kısmını açıyorum. Burada da design alanını açtım. Şimdi bizim mesajlar içerisinde gönderen ve alıcı değerlerini envar çar olarak tutmuşuz. Şimdi bunlar envar çar olarak tutulduysa her ikisinde int'e çevirmemiz gerekecek. Çünkü bize burada int'e çevirmezsek eğer görseli taşır mı? Taşımaz. Çünkü bize bir döngü lazım. Int'e çevirip ilişki için almamız lazım. Göndereni ve alıcı değerlerini. Nasıl olabilir? Ya mecbur ilişki için alacağım ben burayı. Başka türlü alternatifi yok bunun. Ya bir liste için almayı ben istemedim. Şöyle int olsun burası. Burası da int olsun diyeceğim ama kesin hata verecek. Çünkü verileri var bunun. Aynen verileri olduğu için hata fırlatıyor bize. Bizim burada tabloyu önce bir truncate etmemiz gerekecek. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Diyelim ki truncate table tabela mesajlar. F5'e bastım. Yani bittiğinde çok güzel olacağını düşündüğüm için ondan dolayı ben böyle bir olayın içine girdim. Kaydediyorum. Şimdi kaydetti. Gönderen ve alıcı int olarak değişmiş oldu. Hem gönderen int hem de alıcı değerimiz int olmuş oldu. Tamamdır. Bunda herhangi bir problem yok. Daha sonra ne yapacağız şimdi? Mesaj, konu vesaire bunda bir sorun yok. Şimdi şurayı kapattım. Şimdi gönderen ve alıcı int dedim. Şimdi burada bir saniye şöyle yapalım. Sağ tuş, edit top 200 rows dedim. Şimdi burada bizim firmalarımız var. Tamam. Bir de mesajlarımız var. Bu da tamamlandı. Şimdi diyagramı tekrar açacağım. Modify dedim. Diyagramı açtım. Şimdi burada bir ilişki kuracağım. İlişki şöyle olacak. Şimdi firmalarla mesajlar arasında. Mesajlar nerede? Burada. Geldim şöyle. TBL firmaları da şöyle yukarı taşıyalım. Şimdi bir firmanın ID'sini aldım. Bu firma hem gönderen olabilir hem de aynı zamanda alıcı olabilir. Tamam mı? Bu firma gönderen de olabilir, alıcı da olabilir. Ctrl S dedim. Burayı kaydetmiş oldum. Şimdi firmalar içerisine ben bir firma bilgisi daha ekleyeceğim. O da şu olacak. Edit top 200 rows dedim. 12 numaralı firmanın bir ismini admin olarak değiştiriyorum. Admin olsun burası. Bunun görseline de şunu alalım. Görseli yeni sekmede aç diyelim. Şuraya geldim. Kopyaladım. 12 numaralı firma admin olarak revize edilmiş olsun. Burayı da ben şöyle admin olarak verdim. Tamamdır. Bu firmanın ismi admin. Dilerseniz bunu bir numaraya da alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Buraya kadar bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra buraya kadar bir sorun yok. Şimdi bizim tarayıcımıza bir gidelim. Şimdi tabii arka tarafta da bunların modele yansıması gerekiyor. Şöyle yapacağım. Entity tarafına geleceğim. Modele çift tıkladım. Sağ tuş. Update model from database dedim. Finish dedim. Finish dedikten sonra değişiklikleri yansıtacak bakalım direkt. Yoksa hatalar fırlatacak mı bize? Bekliyorum açılmasını. Şimdi kaydedilsin değişiklikler. Biraz geç yaptım bir değişiklik. Evet tamam hatalar fırladı. Şimdi mesajlar tablosunda bir hata var. Hatanın sebebi şu. Şimdi mesela mesajlardaki alıcının özelliklerine gitmem gerekiyor. Properties diyelim. Şimdi bu alıcının arkadaşlar type string. Bunu gelip ben buradan int 32 olarak değiştirdim. Aynı zamanda gönderenin de type'ını int 32 olarak değiştirin. Bu aklınızda kalsın. Eğer ki siz özellikle ilişki içerisine aldığınız veya
Daha sonra değiştirmiş olduğunuz bir sütun olursa SQL veri tabanında o değişikliğin buraya sütun bazındaki veri tipi olarak yansıması için tipini bu şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Kaydettim. Kaydettikten sonra bir bakalım bu değişiklikler yansıyacak mı veri tabanına ya da işte hatalara sebebiyet verecek mi, beraber görelim. Bekliyorum. Şimdi error list zaten fırlayacaktır hatalar varsa. Bekliyorum kaydedilmesini. Kaydedilsin bu kısım. Error liste bakıyorum. Hatalar var. Şimdi hatalar nerede var? Şurada bir saniye, firmalarla ilişkiler arasında bir hata var. Niye hata var? Biz bunu düzenledik zaten. Şimdi firmalarda ID tamam. Şimdi bunun mesela özelliklerinde alıcı int 32, gönderen de int 32. Şurada bir eşitlikte bir hata var. Tamam, bu başka bir olay. Bunu değiştireceğiz. İşte mail adresine eşitse gibi bir olaya biz şuna bir yapalım. Alıcı eşitse 1'e. Tamam, buradaki hata ortadan kalktı. Şimdi şurada şöyle bir hata fırlatıyor bize. İlişkide hata fırlatıyor. İlişkideki hata da ne diyor? Aslında burada bir hata olmaması gerekiyor. Peki şöyle yapsak olur mu? Mesajlar tablosuna sağ tuşa tıkladım. Normalde bir dakika. Şimdi biz bunların değerlerini değiştirdik. Burada bir hata fırlatmaması gerekiyor bana. Şimdi bir build etmeyi deneyeceğim. Bir bakalım hata verecek mi? Build esnasında sağ tuş tarayıcıyla beraber çalıştır dedim. Görün bakalım. Hata fırlatırsa zaten sistem otantik olmayacak ve hata fırlatacaktır yani. Bekliyorum açılmasını. Açılsın bu sayfa. Şu anda bir hata gözüküyor mu? Sanırım gözükmüyor. Aynen gözükmüyor. Oradaki o iki tane hata giderilmiş oldu. Şimdi firma 2 ile sisteme otantik oluyorum. Giriş yap dediğim zaman sisteme giriş yapmış oldum. Çok güzel. Ana sayfa dediğimde şimdi burada mesaj sayısı işte şu anda biraz şey geldi. İstediğimiz formatta gelmedi ama çok güzel oldu. Bence çok daha iyi olacak. Bir bakalım kaç dakika oldu? 12 dakika oldu. Şimdi bu değişiklikleri yaptık. Mesajlar bizeler. Gelecek derste son kez şu çağrı işlemlerine değineceğim. Şunların tamamını bitireceğim. Gelecek derste işte şurada firmanın logosu gelecek. Ondan sonra burada firmaya atılan işte mesajlarda o firmaya ait görseller gelecek. Ondan sonra şu akordeon menüyü düzenleyeceğiz. Şu modeli kaldıracağız ve bitireceğiz paneldeki işlemleri. Artık 2 ya da 3 ders sonra burası web tarafı biter. Tekrar masa üstüne döneriz. Ondan sonra masa üstündeki son düzenlemeleri yaparız. Sonrasında da artık projeyi tamamlamış oluruz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.